Değerli izleyiciler, olayın içinden merhaba. Bu hafta stüdyoda yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sayın Ahmet Eler bizimle. Keşanlı Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizinle hem Türk ekonomisini hem Yunanistan-Türkiye ilişkilerini konuşalım istiyoruz. Memnuniyetle. Uzaktan geldiniz, İstanbul'dan geldiniz. Yani konuk ediyoruz, çok da uzak sayılmaz doğrusu. Evet, Batı Trakya kökenlisiniz. Doğru. Tabii ki Batı Trakya ile Türkiye'nin çok sıcak ilişkileri vardı. Hem oradaki azınlık, Türk azınlığından dolayı hem de tabii ki turizm bizim ilintimiz var Yunanistan ve Türkiye'nin. Doğru. Adalar. Dolayısıyla siz de o yöreyi çok iyi bilen, iş yapan bir aynı zamanda da meslektaşımızsınız. Televizyoncuydunuz değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla. Gönüllü olarak da gönüllü tabii 5 yıl boyunca Tekrumeli TV'de bizim bölgemizin tanıyalım. Önce sizi bir tanıyalım program. Efendim. Tabii seyircilerimize tabii efendim. Tanıtalım. Ben 1977 doğumluyum. Aslen Batı Trakyalıyım. Doğuma büyüme Keşanlıyım. Edirne'nin Keşan ilçesinde doğup büyüdüm. Sonra tabii üniversite maceramız İstanbul. 25 senedir de İstanbul'dayım. Özel sektörde yaklaşık 20 yıldır yöneticilik yapıyorum. Boyner Holding, Saat en Saat mağazaları. Şimdi de Sabo Grup kökenli bir firmanın icra kurulu üyesiyim. Alman kökenli bir Sabo Grup firmasının icra kurulu üyesiyim. Kendi müteşebbisi olduğum işler de var. İhracat işleri de yapıyorum aynı zamanda. Tabii bir Batı Trakya sevdalısıyız. Evet. Uzun tabii kökenimiz oralı olduğu için, atalarımız oradan geldiği için tırnak içinde sivil toplum kuruluşları nezdinde yapılan bütün çalışmalar içerisinde elimizden gelen katkıyı vermek için çalışmalarımız devam ediyor efendim. Ahmet Bey siz tabii bir SİAD aynı zamanda Yönetici İş Adamları Derneği'nin de başındasınız. Batı Trakya efendim. Kökenli Keşanlı sanayicilerimizin üye olduğu bir sivil toplum örgütünün başındasınız. Türkiye-Yunanistan ilişkileri zaman zaman böyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Doğru. Bazen çok iyi oluyoruz. Tam da ilişkiler düzeldi, karşılıklı ticaret hacimleri, turist sayılarının artışı gibi rakamları görünce seviniyoruz. Ama bazen de çok siyasi nedenlerle işte zaman zaman Kardak krizinden kaynaklı krizler, işte İt dalaşları Ege'de kaynaklanan ve ardından turizm dönük, İşte Avrupa Birliği'nin baskısıyla oluşturulan vize engellemeleri gibi bir sürü sorun yaşadık ve en sonunda da iki Yunan askerinin sınırı izinsiz geçerek ihlali nedeniyle Türkiye'de tutuklanması da bu krizi tırmandırdı. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bir özetler miyiz? Tabii Nasıl ki. Bakıyorsunuz siz? Doğrusu, yöreyi bilen, bölgeyi bilen bir iş adamı olarak. Çok teşekkür ederim. Doğrusu hakikaten çok inişli çıkışlı bir ilişki. Ben kendi yaşım gereği, işte çocukluğum Özallı yıllardaydı. O zaman Yunanistan'ın başbakanı Baba Papandreou, Andreas Papandreou zamanında işte bir kriz yaşandı. Sonra düzeldi. Sonra Tansu Çiller başbakan olduğu dönemde bir Kardak krizi. Sonra dediğiniz gibi İt dalaşları. Son dönemde özellikle bu Yunanistan'ın 2009 krizinden muazzam etkilenmesi, muazzam bir krizin içerisine girmesi, ardından Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanması, emekli maaşlarının dahi azaltılması noktasında tek tutulacaklarından turizm Türkiye oldu. Kaldı, evet. Turizm olduğu zaman da en büyük oraya aslında turist olarak giden kişiler de ülkemizin vatandaşları. Yani bizler oraya gittik. Muazzam memnunlar. Yani her yaz ben adalara, 3 ya da 4 adaya elimden geldiğince gitmeye çalışırım. İpsala sınır kapısının hemen ötesinde Dede Ağaç'ta bir restoran, herhangi bir balık restoranına oturduğunuzda, herhangi bir şehir içerisindeki bir kahvehaneye oturduğunuzda zaten bütün Rum kökenli vatandaşlar bizlerin oraya bıraktığı dövizden, oraya bıraktığı ekonomik katkıdan sürekli müteşekkir olduklarını bildiriyorlar. Aslında vatandaş nezdinde böyle bir sıkıntı yok ama maalesef bir gergin hale getirilen, tırmandırılan, çeşitli sebeplerle oluşan... Uluslararası etkisi de var bunda. Elbette, elbette. İşte en son biliyorsunuz bundan 2 yıla yakın oldu. Kalkışma girişiminden sonra oraya iltihak eden iki askerimiz. Onları vermediler. Askerler artık demek çok doğru değil onlara. Üniformalı terörist. Üniformalı terörist demek daha doğru. FETÖ'cü, hainler. Evet, hainler diyelim. Asker demek çok doğru değil. Yani o uluslararası anlaşmalara da aykırı davrandı. Uluslararası anlaşmalara aykırı davranıldı. Uluslararası mahkemelerin anlaşma metinlerini ihlal etti. Kesinlikle. Ve o üniformalı teröristleri bize iade etmedi. Burada büyük bir yanlış yaptılar. Akabinde sınır ihlali yapan bu iki askeri alınca da veryansın edildi. Evet. Doğrusu böyle bir döneme
Böyle bir sürece girilmesini hiç kimse istemezdi ama biz de o ihlal eden iki askeri tabii ki almak durumundaydık. Ama baktığınız zaman bu burada hemen akabinde çok yakın bir dönemde geçen 2-3 gün önceydi Gümülcine'de yani Türk azınlığının en çoğu yoğun yaşadığı bölge olan Gümülcine'de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın şubesini biliyorsunuz taşladılar. Evet, maalesef. Akabinde Yunanistan'ın Selanik şehri aslında o kadar Türk'ün çok fazla yaşadığı bir şehir Türklerin olduğu ama bizim sınırımıza yakın bölgedeki kadar Türk'ün yaşadığı bir bölge değil. Türk Hava Yolları'nın oradaki kontuardaki ofisine saldırı girişiminde bulunurlar. Ya bunlara fanatik demek de doğru değil. Bunlar terörist, bunlar anarşist. Yani terbiyesizlik diz boyu. Dolayısıyla bütün bunlar olurken tabanda da öyle vatandaşlarla konuşuyorum, sınırı geçiyorum. Diyorlar ki tabiri caizse Allah sizden razı olsun. Bize geliyorsunuz, ekonomimize can suyu oluyorsunuz. Para bırakıyorsunuz. Para bırakıyorsunuz. Evet. Yani enteresan bir dilema doğrusu ama aşmamız lazım. Ki bizim çok yakın bir dönemde, sanırım ona değineceksiniz, çok büyük bir uluslararası bir forum düzenliyorduk. Evet, onu soracaktım. 15-16 Mart'taydı değil mi o forum? Evet. Ertelemek zorunda kaldınız. Bu zorunda bırakıldı. Patlak veren krizlerden dolayı değil mi? Aynen öyle. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Dış İlişkiler Ek Kurulu olan, kısa adı DEİK olan, devletimizin sahiplendiği bir organizasyonda karşılıklı iş insanlarımızın buluşacağı ve oradaki yüksek ticaret hacmimizi daha da yukarı taşıyacak olan bir çalışma içerisine girdik. Bu çalışmanın içerisinde hem Yunan tarafında hem de bizim Türk tarafımızdan çok kıymetli iş insanları oradaydı. Cavit Bey, Cavit Çağlar, eski devlet bakanımız, iş insanı Cavit Bey'e ben kapısını çaldığımda hiç tereddütsüz evet dedi. Muazzam bir şey. Hiç tereddütsüz ahmet. O topraklardan göç etmiş zaten Türkiye. Evet. Benim dedi köken orası. Evet. Ben oraya geleceğim. Ondan sonra Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı'na gittim. Türkiye Yunan İş Konseyi Başkanı'na gittik. Türkiye Çin İş Konseyi Başkanı'na gittim. Doğutaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı'na gittim. Çeşitli iş insanlarıyla görüştüm. Hepsi tereddütsüz. Biz dedi bu ülkeyle komşuyuz. Bizim tarihsel bağlarımız çok kuvvetli. İş ilişkilerimizin gelişmesi adına dedi katkıyı sağlarız. Yunan tarafına da Yunanistan'da Türkiye Yunanistan İş Konseyi Başkanı, rahmetli şehit Sadık Ahmet'in oğlu, bizim Batı Trakya'mızın lideri, şehit evet, Sadık Ahmet'in efsane, oğlu Levent efsaneleri. Batı Trakya Türk azınlığının liderliğini yapan, Allah rahmet eylesin. Efsaneleşmiş bir isimdi. Aynen öyle. Bir hazin bir trafik kazasında kaybettik onu. Hazin ve bir o kadar da evet. Ardında büyük şüpheler evet. Bırakan demek soru daha doğru. Soru işaretleri olan değil mi? Soru Yunan işaretli olan daha doğru. Evet. Aynen öyle. Kaybettiğimiz Sadık Ahmet'in oğlu Levent Ahmet de orada çok kıymetli bir iş insanı. O da Türkiye Yunan İş Konseyi Başkanı olarak dedi ki buradaki Yunanlı iş insanlarının üst düzey iş insanlarıyla ben görüşeceğim. Oradaki Yunan Koton yani Pamuk Birliği Başkanı. Oranın Türkiye Odalar Borsalar Birliği diye tabir ettiğimiz ama oranın o STK'sının başkanları çok kıymetli uluslararası bir süpermarket zincirinin CEO'su filan böyle onların da çok kıymet verdiği bir organizasyon maalesef organizasyon yapılmasına 5-6 gün kala büyük bir baskı uyguladılar. Biz dedik ki yani bu olay yaşanmıştır. Bu olay uluslararası siyasi bir durumdur. Evet. Bunu çözecek olan da devletimizin büyükleridir. Bizler iş insanlarıyız. Karşılıklı ticaretimizi arttırmaya çalışmamız gerekirken bizim bu noktada bu forumu yaparsak karşılıklı birbirimizle olan ticaretimiz gelişmeye yönelik bir forumdur dedik. Maalesef anlatamadık. Ertelemek durumunda kaldık. Belki de doğrusu buydu. Bilemiyorum. Çünkü oraya gitseydik Allah göstermesin. Daha kötü daha şey, başka şeyler karşılaşma ihtimalimiz evet. Olabilirdi. Fanatiklerin belki de mi? Büyük fanatikler. Tarih edici. Çok büyük fanatikler ve çok büyük tarih edici. Durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın Aralık'ın sonuna doğruydu. Önce Atina'ya, son günde Gümülcine'ye, Dede Ağaç'a uçakla geldi. Gümülcine'de onu kendilerini karşıladık. Ve ondan sonra da hepimiz salonda beraberdik. O akşam bile, geleceği akşam bile bir takım fanatik diye tabir edeceğimiz Yunanlılar bizim Türk azınlığının yaşadığı evleri çok iyi biliyorlar. Gittiler onların duvarlarına çeşitli resimler yaptılar. Haç işaretleri yaptılar. Ya bunları aşmamız lazım. Gerek yok, evet. Ya biz yani şöyle hayata bakan insanlar değiliz. Bunları aşmamız lazım. Bunları aştığımız sürece iki komşu ülke bugün 3,5 milyar dolara gelmiş olan ticaret hacmi aslında geçmişte 5 milyar dolarlara da tırmandı. 7,5 milyar aslında 7,5 değil milyar mi? Olmalı zaten. Dolar potansiyeli var olduğundan potansiyeli olan bir iş çok böyle tabiri caizse sizin ifadenizle gideyim. Fanatiklerin tetiklemesiyle evet. Bıçak sırtı olan bir hale geliyor.
doğrusu doğru bulmuyorum. Politik sıkıntılar, krizler elbette olabilir ama bunları aşacak olan kişiler devletimizin, karşılıklı devletlerimizin büyükleridir. Sayın Eler, ben biraz 15 Temmuz kalkışmasına gideceğim tabii. Yunanistan Yüksek Yargısı niçin oradaki üniformalı teröristleri, Türk askerlerini iade etmedi? Bunun siyasi bir nedeni var mı sizce? Aslında biz dahi hiç kimsenin bunu bildiğini zannetmiyorum. Tamamen kapalı kapılar ardında bir takım alınan kararlarla uyguladıkları, tekrar söylüyorum, hiçbir hukuki zemine uygun olmayan, hiçbir hukuki zemine uygun olmayan şartlarda bize iade etmiyorlar. Neden iade etmiyorsun arkadaşım? Diyor ki işte bir mahkeme oldu. Bir sonraki mahkemeye ertelendi. Karar çıkart. Kararı bir daha sonraki mahkemede çıkartacağım filan gibi anlamsız, bize zaman kaybettiren, patinaj, tabiri caizse patinaj yaptıran iş. Hiçbir sebebi yok, biliyor musunuz? Uluslararası hukukun tamamen tanımladığı çerçevede iade etmek zorunda. Ki o hainler bize iade edilmesi lazım. Başbakanın başlangıçta, Yunanistan Başbakanı'nın olumlu yaklaşımı söz konusu. Tsipras, vereceğiz diye. Tsipras baştan evet. Baştan evet. Verebiliriz gibi bir ifadesi oldu sizin de belirttiğiniz üzere. Ama ondan sonra ne olduğunu anlamadığımız, işte tekrar Adalet Bakanlığımız bu konuda toplandı. Biz hukuk ülkesiyiz. Evet, hukuk ülkesiysen o zaman gereğini yap. Anayasanın, uluslararası anayasanın belirlediği çerçevedeki olan tanıma uygun olarak bu arkadaşları, bize acil bu hainleri iade et. Etmedi. Hiçbir gerekçe bulunamıyor. Kendileri dahi bildiğini zannetmiyorum. Tamamen politize, tamamen Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri zedelemekten başka bir gerekçesi olmayan bir iş. Peki sınırda Türk sınırını ihlal eden iki Yunan askerinin yakalanıp tutuklanması buna bir misilleme olarak değerlendirilebilir mi? Ki karşı taraf tahmin ediyorum bunu öyle yorumluyor. Aslında Yunanistan tarafı. Ben Yunanistan basını oysa sınır ihlalinin bütün ülkelerde bir suç teşkil ettiği ve bunun uluslararası sözleşmelerde de yeri olduğu bilinen bir şey. Türkiye burada doğru karar vermiş durumda. Bakınız, ama bizim, karşı taraf farklı yorumluyor. Aynen. Bizim Bulgaristan'la da sınırlarımız var. Bizim evet. İran'la da sınırımız var. Bizim Azerbaycan'la da sınırımız var. Şimdi biz Bulgaristan'ın o uluslararası noktada sınır ihlali yapılmaması gereken alana bir askerimiz girdiği zaman Bulgaristan'da, hadi Yunanistan'ı bir park edelim, Bulgaristan'da aynı tepkiyi verir. Yani bu misilleme, onların basını bunu söylüyor. Ara ara ben de Batı Trakya'dayken bu basında çıkan haberleri zaman zaman, her zaman değil ama böyle duyuyorum, takip ediyorum. İşte uluslararası basın kuruluşlarından haber akışlarına baktığımda da görüyorum. Bunu bir misilleme olarak algılıyor ama bana göre hiç alakası yok. Evet. Hiç alakası yok. Evet. Sayın Eder, tabii sizi karşımızda bulmuşken iki ülkenin aynı zamanda çok büyük bir turizm potansiyeli var. Çok. Adaların Türkiye ile işte yakınlığı, dolayısıyla Türk halkının o adalara olan yoğun ilgisi, doğru, alakası ve bir de tabii Avrupa Birliği'nin zaman zaman işte bu vize rejimiyle ilgili düzenlemeleri iki ülke arasında da sorun oluyor ama vizesiz gidip gelebilen adalar var. Yunanistan'da bildiğim şöyle, kadarıyla günü değil birlik, mi? Günübirlik. Günübirlik vize uygulamayan noktalar, hı-hı, oluyor. Tabii siz oraya giriş çıkışınızı işte örneğin Ayvalık'tan Midilli'ye, hı-hı, veya hemen Bodrum'dan İstanköy, Türkçesi, Yunancası Kos olan o adaya, bir de aşağıda bir adaya daha, böyle günübirlik giriş çıkışları, bunlar çok muazzam aslında, güzel işler. Ya ticaret, uluslararası ticaret ülkelerin kalkınma motorudur. Yani bizim ülkemiz 80 milyon. Onların ülkesi 10 milyon. Hı hı. 12 milyon ülke toprağı var. Yani çok fazla, yani tırnak içinde söyleyeyim, o kadar çalışkan bir millet de değiller. Bu çok net. Bütün gelirleri turizm. 80 milyonluk bir ülke hemen komşun ve tarihi 500, 600, 700 yıla dayanan büyük bir tarihi geçmişim var. Osmanlı döneminde 500 yıl birlikte yaşadığım bir Türk nüfusu var hemen senin komşun olarak. Ben olsam, Yunan Ticaret Bakanı olsam, ben bu ilişkileri hızlı bir şekilde onarıp ekonomiyi güçlendirmek adına daha da iyileştirici ve kolaylaştırıcı tedbirler alırım ama maalesef, maalesef diyorum, o politik kaygılar, işte Türklerin vize uygulamasında, Avrupa Birliği'nin vize uygulamasına daha katı şartlar getirmeleri anlamsız, onları bitiriyor. Neden? Çünkü Yunanistan'ın potansiyeli belli.
Tabii ki oraya İspanya'dan, İtalya'dan, ben geçen sene gittiğimde çok fazla İspanyol gördüm. Geçen sene Rodos'a gittim, Midilli'ye gittim. Çok fazla İspanyol da gördüm. Tabii ki diğer Avrupa Birliği'nden gelen insanlar da oluyor ama diğer Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelerin daha fazla alternatifleri de var. İspanyol kendi Ibiza adasını da tercih ediyor. Ne bileyim, İtalyan Sicilya'ya da gidiyor. Ama senin en büyük müşterin benim ya. Doğru, benim çok bütün. yakında. Evet. Dolayısıyla çok şey değil. Çok tırnak içinde söylüyorum, akıl ve izandan yoksun, tamamen politize edilmiş bir takım Evet. çalışmalar. Peki Sayın Eder, iki ülke çok yakın. Tabii bunun ekonomik ilişkilere de yansıması gerekiyor. İki ülkenin ticaret hacmini artırmasına dönük sizin bir o bölge doğumlu bir yönetici, iş adamı, derneğin başındaki bir isim olarak beklentileriniz, istekleriniz nelerdir? Ne yapılmalı ki Türk-Yunan ekonomisindeki gelişme daha da artsın, hacim çoğalsın? Şimdi şöyle, hemen ben size şöyle örnek vereceğim. Çünkü Edirne'de orada Türk yatırımcılarımızın da çok bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. tabii ki şimdi o bölgeyi bir toplu bir hatırlayalım. Hangi bölge sınırdan, İpsala'dan veya Edirne'den çıktıktan sonra o üç tane, onların Evros bölgesi diye, eyalet diye tanımladığı, yani Meriç eyaletinin üç tane temel şehri var. Dedeaç, Aleksandropoli diyorlar Yunancılar. Gümülcine, Komotini, bir de İskeçe, Santi. Bu üç bölgenin toplam nüfusu 400 bin. Bunun 150-170 bini Türk. Şimdi bu bölgede yaşayan insanların hafta sonu, bazen hafta içi de alışverişlerinin çoğunu Edirne'den yapıyorlar. Keşan'dan yapıyorlar. Çorlu biraz içeride kalıyor ama Edirne ve Keşan'da, ben perakende sektörünün içerisinde bir aynı zamanda iş insanıyım. 20 yıldır perakende sektöründeyim. Oraların cirolarına bakarım. Bir de onların ciro payı içerisindeki yabancı vatandaşların yüzdelerine baktığımda Evet. öyle aylar oluyor ki %60'larda, %70'lerde Rumların bizim kendi markalarımızdan alışveriş yapıp günübirlik kendi ülkelerine göndüklerini görüyoruz. Yani çok fazla aslında bizim kadar gelişmeyen bir perakende sektörü var. Gelişmeyen marka çeşitliliği var. Gelişmemiş o kadar. Ben diyorum ki bizim markalarımıza Turquality var. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın desteklediği, İhracatçılar Meclisi'nin desteklediği bir takım teşvikler var. İki, Türk ve Yunan Ekonomi Bakanlıkları bir araya gelip daha fazla Türk markaların orada mağaza açma noktasında desteklerini arttırmaları, öncelikle Yunan, Rum, Türk vatandaşları için demiyorum, Rumların, Yunanlıların ticari hacimlerini geliştirmesi adına ayağına götürdüğümüz bir marka oluyor. Yani öyle markalar var ki, ben biliyorum rakamlarını, belli dönemlerde, yaz dönemlerinde Edirne'de aylık cirosunun %70'i, %75'i, belli dönem, her zaman değil, Yunanlı vatandaşlar tarafından ne oluyor? Sınırdan geçiyor. Onların da alışverişini yapıyor. Günübirlik giriş Günübirlik çıkış Türk izinleri markasını var. alıyor. Ben getireyim o markayı. Tabii. Bana teşvik ver. Ticari hacmimizi geliştireyim. Ben oraya ihracat yapayım. Ben de Evet. senin markanı burada konumlandırayım. Yani bir çok önemli bir Türk bankasının, biliyorsunuz, ortağı Yunanlı. Çok önemli bir spor markasının, uluslararası spor markasının Türkiye'deki distribütörlüğü Yunanistan'dan yönetiliyor. Yani bunları aşmamız lazım bizim. Benim Evet. önerim, Türk markalarının orada daha fazla temsillerinin artırılması adına bir takım tırnak içinde devlet teşviklerinin karşılıklı el sıkışılarak organize edilmesi Evet. gerekiyor. Sayın Ahmet Eder, tabii şöyle de bir gerçek var. Batı Trakya'da bir Türk azınlık var. Avrupa Birliği ülkesi, üyesi Yunanistan. Ne yazık ki Türk azınlığın Lozan'dan ve diğer anlaşmalardan kaynaklı haklarını teslimi konusunda ayak diriyor. Örneğin işte seçilmiş müftüyü tanımıyor. Tanımıyor. Evet, buna benzer daha Türkçe eğitim konusunda, ana dilde eğitim konusunda ve benzeri birçok alanda Türklerin taleplerini görmezden geliyor. Doğru. Üstelik bu ülke Avrupa Birliği'nin tam üyesi bir ülke. Tabii. Avrupa Dolayısıyla Ekonomik Topluluğu'na 1981'de girdi. Avrupa normlarına da aykırı hareket ettiği halde o azınlığın taleplerini görmezden geliyor. Burada da bir iyi geçinme konusunda sanki Yunanistan'ın kararsız olduğu mu ortaya çıkıyor Kararsız mı Türkiye'den? demek lazım, yoksa yani kasıtlı mı yapıyor demek Çünkü lazım? onlar kendi vatandaşlar aynı Evet, zamanda. aynı zamanda Türk onların kökenli ama pasaportlarına Yunanistan baktığın vatandaşı. zaman Republic of Greece diyor. Yani Evet. ne demek? Yunanistan Cumhuriyeti Cumhuriyeti. demek. Dolayısıyla benim ülkemdeki Türk Yunan patriğini, seçilmiş olarak patrikhanenin
belirlediği. Belirlediği ve seçtiği kişiyi tanıyorum. Ülkemin ileri gelen veya da ona eş değer olan pozisyonundaki devlet yetkilisi onu tanırken, aynı şekilde benim müftülüğümü seçiminde oy kullanan Türk, Müslüman Türk azınlığının seçtiği kişiyi sen bir kalemde çizip o değil de bu olsun deme hakkın, yine tekrar söylüyorum, hiçbir uluslararası anayasaya, kanuna aykırı bir şeydir. Niye yapıyor? Bilmiyoruz. Kasıtlı mı yapıyor? Üstelik belki. Avrupa Birliği de hiç müdahale etmiyor. Avrupa Birliği de bilerek müdahale etmiyor. İşte Sayın, evet, Cumhurbaşkanı'nın Aralık ortasında yaptığı ziyarette, Atina'ya yaptığı ziyarette, Atina'ya bunlar gündeme geldi hepsi. Gündeme geldi. Cumhurbaşkanıyla da, Pablo'sa da konuştu. Birebir de söylendi. Hatta ben onun hemen akabinde Atina'ya gittim, böyle taksiciyle konuştum. Dedim ki ya nasıl? Dedi ki neresin? Türk'üm dedim. Hemen Erdoğan dedi. Dedim nasıl? Vallahi dedi, bizimki dedi böyle, tabiri caizse şey dedi bizim, evet, çok eleştiri aldı o. Çok eleştiri aldı. Bizim Cumhurbaşkanı da sustu dedi. Sizinki dedi gayet dedi sert dedi. Dedim ki sizinki bizimkinden meselesinden ziyade çözülmesi gerekmez mi? Evet dedi. Ve kendi vatandaşları da çok eleştirdi oradaki tutumlarını. Yani vatandaş uluslararası hukukun tanımadığının da farkında. Yani şimdi bir Yunan, vicdanı olan bir Yunan, İstanbul'daki Rum, Fener Rum Patriğine yapılan muamele ve onun seçilmiş olarak tanınmasını da gören, akıl ve izan sahibi, kültürlü bir Yunan düşünün. Bir de ülkesinde yaptığını düşünün. Onun vicdanında ve iç dünyasında bunun doğru olmadığını zaten biliyor ama işte tekrar söylüyorum, gene o politik, gene tırnak içinde geçmişten kalan o sıkıntıların tabiri caizse tekrar dışa vurumu olarak yapmıyorlar. Avrupa Birliği de hiç müdahale etmiyor. Orada %100 haklısınız. Ama kendi vatandaşı Cumhurbaşkanı'nın son ziyaretindeki o ikili görüşmelerde çok ciddi eleştiri aldı Cumhurbaşkanları. Evet. Çok yani ciddi. Cumhurbaşkanı çok... Basında eleştirdi. Evet, belki takip etmişsinizdir. Ettik, hemen belki. Bir gün, iki gün sonraki gazetelere bir bakın. Dedi ki yani bizim Cumhurbaşkanı ne yaptı? Tsipras sen ne yaptın dediler. Öyle başlıklar attılar. Hatta Lozan'ı tartışmaya açtı Lozan'ı tekrar tartışmaya Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan değil mi? Lozan'ı tartışmaya açtı. Lozan'ın hükümleriyle alakalı, evet, hala yapılmayan... Bunların değiştirilemez olmayacağından bahsetti, tabii, değil mi? Öyle söyledi ama işte ne oldu? 15 ya da 20 Aralık'tı yanlış anımsamıyorsam. Bugüne geldiğimizde işte Mart'ın sonuna geldik. Aradan 3 ay geçti. Ne oldu? İşte değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok maalesef. Peki Sayın Ahmet Eler, sizi bulmuşken biraz da tabii şu sizin forumdan yola çıkarak Sayın Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ın Gümülcine topraklarında doğmuş bir siyasetçi, doğru, iş adamı olarak Rusya krizindeki etkisini de göz önüne alıp Yunanistan-Türkiye arasındaki krizde acaba Sayın Çağlar'ın bir etkisi olur mu? O toprakları çok iyi bilen, oradan göç etmiş bir isim olarak Rusya-Türkiye ilişkilerindeki katkısı göz önündeyken acaba Yunanistan içinde böyle bir adım atarsa etkili olur mu? İki ülke tekrar arasındaki çok basit sorunları çözme konusunda Sayın Çağlar'ın bir çabası olur mu acaba? Vallahi siz özellikle davet ettiğiniz forumda değil mi? Sayın Çağlar benim çok saygıdeğer bir büyüğüm. Çünkü evet, kendisini eski tanırım. Kökeni işte hemşerim aynı zamanda. Kökeni, onun da kökeni Gümülcine'ye dayanıyor. Benim de kökenim, hı hı, Batı Trakya'da. Ben ilk teklifi götürdüğümde tereddütsüz evet dedi. Şimdi mesela Cavit Bey'e onlarca, yüzlerce forumlar, toplantılar, teklifler gelir ama seçiciyorlar. Ama buraya tereddütsüz evet dedi. Çünkü orayla bizim bir gönül bağımız var. Evet. Tarihsel bir bağımız var. Ata toprakları. Ata toprağımız. Ondan ziyade Cavit Bey'in biliyorsunuz son dönemde, çok yakın bir dönemde Rusya ile neredeyse çok çok kritik, hı hı, noktaya gelen bir krizimiz. Karşılığında hemen akabinde ekonomik yaptırımların da tabiri caizse uygulandığı noktada böyle araya girip partiler üstü ve muazzam bir çabayla oraya iki büyük, iki dost ülkeyi tekrar bir araya getirmesi takdire şayan bir işti. Yani zaten o da büyük bir ustalıkla bu işi yönetti ve Türk halkı onu tarihe hakikaten ama yazdı. Sayın Çağlar'ın konuşmalarını dinliyoruz zaman zaman. Bu konuda çok mütevazi. Gerçekten çok mütevazi. İki büyük ülke, iki ülke liderinin iradeleri olmasaydı ben bu işi başaramazdım gibi bir ifade kullanıyor. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Putin'in Rusya Devlet Başkanı'nın iradeleriyle bu evet, krizin aşıldığını sık evet, sık vurguluyor Sayın Çağlar. Evet. Bu da çok önemli değil mi? Çok önemli. Ben Olay TV'nin
o canlı yayın yaptığı o kesiti, yani Sayın Putin yani muazzam ayakta Sayın Çağlar konuşurken dinledi ve Sayın Çağlar'ın aynı sizin ifadenizle iki ülke devlet başkanlarının, saygın devlet başkanlarının bu konunun onarılması adına ortaya koydukları yüksek irade bu işin çözümü noktasında atılmış en büyük adımdır dedi. Yani bu aslında o çözülmesi noktasındaki temel unsurlardan biriydi ama Cavit Bey'in gösterdiği irade, çalışkanlık, arkadan oraya gitmesi tabii ki muazzam bir şeydi. Tabii geçen pazar günü de bu ertelenen forumdan akabinde Hürriyet'te çok kıymetli basının çok tecrübeli ismi Jale Hanım da bunu bir haber yaptı ve çok güzel de bir yazı yazmış. Demiş ki kökeni Gümrücüne'ye dayanan Sayın Çağlar'ın tarihe geçen Türkiye-Rusya ilişkilerini düzelterek tarihe geçtiği noktada Türkiye-Yunanistan ilişkilerini onarması neden olmasın? Bu zaten bu işe pek uzak biri değil gibi bir yorum yapmış. Ben tamamen katılıyorum. Çünkü Cavit Bey'in çok büyük iadesi var. Çok büyük bir iradesi var. Çok büyük bir siyasi tecrübesi var. Ve bir de halkın sevdiği bir insan. Şimdi geçmiş siyaset yapmış olabilirsiniz. Bakanlık yapmış olabilirsiniz. Başbakanlık yapmış olabilirsiniz. Devlet adamlığı kimliği var. Ama devlet adamlığı ve halkın hala sevdiği. Bakın 1991 senesinde Doğru Yol Partisi ile o zamanki Sosyal Demokrat Halk Partisi'nin koalisyon dönemi bakanlığından bugüne baktığımızda bir herhalde 26 sene 27 sene geçmiş. Ama hala vatandaşın sempatiyle baktığı, sevdiği bir insan. Dolayısıyla ben o noktada kendileri uygun görürlerse tabii ki bu ülke iki ülke arasındaki sıkıntı inşallah uzamaz. Aslında, devreye gireceğini düşünüyorum. Aslında çözülemeyecek sorunlar değil, değil mi? Yani bizim yani işte Kardak'ta zaman zaman senin benim tartışması var. İddialaşları bunları da bırakalım bunlar dedi. Bunlar olacak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ya bunları da bırakalım artık ne ya havada iki ülkenin uçaklarının çarpışması işte birbirlerini kovalaması. Yani bunlara da gerek yok. Çok büyük bir turizm potansiyeli var iki ülkenin. Önümüze birbirinin bakalım. Değerlendirebileceği. Dolayısıyla Sayın Çağlar devreye girmesi durumunda bunların aşılamayacağı sorunlar olmadığını düşünüyorum. Ben %100 öyle olduğuna inanıyorum. Kendisi bu iradeyi koyarsa aşamayacağımız sorun olacağını düşünmüyorum. Peki biraz da Sayın Erer Türkiye ekonomisine bakalım. Tabii. Bunu konuşalım demiştiniz programa girerken. Nasıl değerlendiriyorsunuz ülkenin ekonomik gidişatını? Siz Keşanlı Yönetici İş Adamları Derneği Başkanı olarak aynı zamanda ekonomik tabloları, verileri de yakından izliyorsunuz. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Lütfen nasıl görüyorsunuz? Şöyle ki aslında baktığınızda Türkiye ekonomisi 2002 ile 2010 arasında gerçekten hızlı büyüdü. Uluslararası sermayenin, para akışının ya da para arzının çok fazla olduğu dönemde bir hayli nasiplendi ve çok ciddi yabancı yatırımcı çağırdı. Evet. Ama maalesef ekonomimize yapılan dış kaynaklı bu hain saldırılar, müdahalelerden sonra özellikle 2013 Mayıs ayındaki gezi olayları, ondan sonra yaşanan 2016 yılındaki işte bu hain kalkışma, bunlar hepsi doğal olarak bizim ekonomimize ciddi anlamda bir takım sıkıntılar oluşturdu. Geçmişe dönemle baktığımız zaman yabancı sermayenin Türkiye giriş tutarları ve Türkiye girişteki rasyolarını karşılaştığım zaman da bir azalma söz konusu. Şimdi dolar euro, TL dolar, TL euro paritelerine baktığımız zaman bugün Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Dedi yani bu da kontrol altına alınmayacak bir şey değil. Dönemsel hareketlerdir dedi. Yani bir takım Türkiye ekonomisi çok parlakken, çok iyi giderken maalesef bir takım müdahalelere maruz kaldık. Bundan sonra da kalmayacağımız anlamına gelmez ama o 2001 döneminden sonra bu bankacılık sisteminde atılan sağlam ve yaptırım uygulanan adımlarla beraber ekonomimizin temel taşları aslında hala güçlü. Ben ihracata yönelik projelerin artması, özellikle bizim cari açımıza katkının artması adına, azalması adına affedersiniz, çok ciddi önem arz ettiğini düşünüyorum. İç piyasadaki ekonomimiz tabii ki büyüyor ama iç piyasadaki ekonomi büyüklüğüyle, yabancı sermaye çekilmesiyle ve ithalata dayalı işlerin salt yapılmasıyla biz ekonomimizi ancak bir yere kadar büyütürüz. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, İTKİB'in, çeşitli
kuruluşların ihracata yönelik teşvikleri. Nedir bunlar? Bir, tür quality projeleri. İki, işte ben kendim de bulunduğum sektörde ihracat yapıyorum. Ben pazartesi Fas'a gideceğim. Bir hafta Fas'ta fuara katılacağım. Kendi Türk firmamı orada boy göstereceğim. Niye? Daha fazla yabancı müşteriye servis verip yeni pazarlar açılabilmeye. Daha fazla pazarları açılıp daha fazla kendi çapımda, kendi naçizane çapımda ülkeye döviz girişi sağlayıp bu cari açığa kapanmasına katkıda bulunmamız. Yani biz Türk müteşebbislerinin ve iş insanlarının kesinlikle yabancı sermayeyi, pardon, yabancı ülkelere ihracatı arttırmalılar. Mesela ben e-ihracat platformuna katıldım 2 gün evvel. Orada da artık yani e-ticaret çok büyüdü. Online alışveriş dünyada çok büyüdü. Artık firmalar dünyanın en önemli uluslararası marketplace dedikleri, yani pazar alanı dediği ama online'da faaliyet gösteren internet alışveriş yapılan sitelerine Türk firmalarının da ciddi anlamda ürün satmaya çalıştıklarını gördüm. Muazzam etkilendim. Yani bizim kurtuluşumuz kendi ekonomimizi, iç piyasamızı kuvvetlendirmemiz bizi çok ileri götürmez. Götürür ama bir yerde eksik, bir bacak eksik kalır. İhracat projelerine çok ciddi anlamda, sektörü ne olursa olsun, bence önem vermemiz gerekiyor. Evet, Sayın Eder, süremiz doldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, olayın içinden de bu hafta Keşanlı Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ahmet Eder'i konuk ettik. Bizlere ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.